Aa. Ne oluyor burada? Aa. Feruh Bey'cim. İyi misiniz Feruh Bey? İyiyim Azmiye Hanım. Hoşçakalın, iyilik, sağlık. Merve. Merve iyi misin kuzum? Azmiye saat kaç? Azmiye geldiğine göre 8:30. Bravo size, bravo. Hadi eğlendiniz, onu anladım. Beni çağırmadınız, onu biraz anlamadım. Ama burayı bu hale getirmeyi nasıl başardınız ya? Azmiye biraz sessiz, başım çatladı abi. Beter ol inşallah. Ya Azmiye kafam kazan gibi zaten, bir sus. Oo. Millet hadi kalkın. Bir an önce buraları toplamamız lazım. Selin nerede? Hadi be. Selin neredesin sen? Deli olduk meraktan. Tutamadım burayı, sana geliyor. Yolda. Ay hadi ya. Alo Burak. Yok ben evde değilim. İyiyim iyiyim, merak etme. Yo, yoldan almana gerek yok. Ben taksideyim zaten. İşe doğru geliyorum. Tamam. Ya seni de telaşlandırdım, kusura bakma. Görüşürüz. Burak Bey herkesle bu kadar ilgili midir? Ne demek o? Senin için bu kadar endişelendiğine göre dün gece eve geç döndüğünü de biliyordum. Onunla mıydın? Merve ile buraya yetmedi mi? Sen işte aşk esana yeni kurbanlar mı arıyorsun? Varsa kural belli Selin. Ya o ya sen. Ki bu durumda onun kalmasını tercih ederim tabii. Anladım. Senin derdin kadınlarla. İn. Ne? İn dedim sana. Nasıl gidiyorsan git. Bir kadın öyle yolun ortasına bırakılmaz, tamam mı? Sen ne medeniyetsiz adamsın be. İn dedim sana. Aa! Yemedik be. Selin Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Siz Artemim'i temsil ediyorsunuz. Ama şirkete bir gün önceki kıyafetlerinizle ve bu halde mi geliyorsunuz? Ne var? Sabahlamış olamazlar mı şirkette? Önce bir bunu sorsanız keşke. Benim bile haberimin olmadığı ama bu kadar acil olan iş hangisiydi? Tamam. Biz dün gece dışarı çıktık. Kızlarla biraz eğlendik. Bu da mı yasak? Ertesi gün işe düzgün gelemeyecekseniz hafta arası çıkmayın Selin Hanım. Haklısınız. Özür dileriz. Bir daha tekrarlanmaz zaten, merak etmeyin. Orayla ayrılığımızı kutluyorduk biz gece. Yani sonuçta kaç kere ayrılacağız değil mi? Siz yol yorgunsunuz diye çağırmak. Halbuki onur konu olmanız lazımdı. Ben size ayrılın demedim Merve Hanım. Bu şirkette ilişki yasak dedim. Ayrılmak kendi kararınız. Bu kararı siz zorladınız ama. Basit bir sorunu çözümsüz hale getirdiğinize göre ayrıldığınız iyi olmuş. Kendinizi işinize vermenizi öneririm. Daha hızlı iyileşirsiniz. Bora Bey, buyurun. Emir Bey, kusura bakmayın, bölüyorum. Biz Selin Hanım'la şeye gidecektik, Yıldırım Bey'in oteline şey için. Bu yeni proje için. Bölüyorum. Konuşmanız bittiyse çıkabilir miyim, Demir Bey? Çıkabilirsiniz. Demir Bey iyi misiniz? Pek iyi görünmüyorsunuz da. Demir Bey şöyle oturarak konuşun isterseniz. Bence de pek iyi görünmüyorum. Anladım. Şimdi herkes beni iyi dinlesin.
Bu müşteri sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bütün büyük kulüplere üye. Yani onu kaybedersek potansiyel 100 müşteriyi de kaybederiz. Adamda büyüklük kompleksi var. Hataya, aksaklığa, saygısızlığa tahammülü yok. Başka meselelere, gönül işlerine, özel hayatındaki karın ağrılarına takılıp da işini savsaklayacak olan varsa aranızda şimdi ayrılsın. Şu andan itibaren her bir hücrenizi işinize vereceksiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Soru almıyorum. İtiraz duymak istemiyorum. Çalışın. Selin Hanım odama. Bak konuşmayacağım diye kendime söz vermiştim ama dayanamıyorum. Sen bir iş yapacaksın diye insanların hayatını niye zehir ediyorsun? Sana ne? Sana ne? O insanlar birbirine aşık. Çocuk daha dün evlilik teklif etti. Ama sen gelip içine turp suyu sıktın. Bu insanlara yazık değil mi ya? Sen hiç vebal diye bir şey duymadın mı? Bitti mi? Güzel. Başta kendinize verdiğiniz sözü tutun ve karışmayın Selin Hanım. Her insanın hayatında zor bir seçim yapması gereken bir an gelir. Bu onların sınavı. Sizi ilgilendirmez. Hayır. Bu bir sınav değil. Bu senin koyduğun saçma bir kural. Evet, artık bu şirkette de bazı kurallar var. Eskiden yokmuş, zarar edip batacak hale gelmişsiniz. Eğer toparlayamazsak sadece o ikisinin değil, hepinizin işi tehlikeye girer. Ben tek bir şeyi anlamıyorum. Bana bunu açıklar mısınız? Ya birliktelik onların konsantrasyonunu bozuyorsa ayrılık onları daha mı motive edecek? Ayrılık acısı performanslarını daha da düşürmeyecek mi? Peki böyle mi yönetilir? Yaptıkları işe konsantre olacaklar. Öfkeyi, hayal kırıklığını atlatmanın en iyi yolu çalışmaktır. Ayrıca gerçeklerle yüzleşmek insanları güçlendirir. Neymiş o gerçek? Birbirleri için bir şeyleri feda etmeye hazır olmadıkları gerçeği. İnsan hayatta her şeyi aynı anda kazanamaz. Kural kuraldır. Uyuyacaksınız. İşinize özel hayatınızı karıştırmayın dedim. Bu sizin için de geçerli. Bir an önce kendine bir ev bulacaksın ve bulana kadar da otelde kalacaksın. Hafta sonu ben yokken gidip eşyalarını alırsın. Bir an önce kendi evime yerleşmek istiyorum ve bunun için daha fazla beklemek istemiyorum. O çek hala masanın üstünde duruyor. İster al, ister alma. Ama bu akşamdan itibaren yeni hayatına başlıyorsun. Nasıl bir hayat olacağına kendin karar ver. Bu sabah Yıldırım Bey'e söylediği şey doğruydu. Bu şirketteki en yetenekli proje yöneticisi benim. Ayrıca müşteri beni tanıdı ve benim işlerimi beğendi. O yüzden beni ne işimden ne de evimden gönderemezsin. Ben eve gittiğimde odamda yatağım ve dolabım kurulu olsun. Yoksa çok kötü arıza çıkarırım bilmiş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.